Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu bir zamanlar Avrupa'nın en zengin örgütü olan krallara finansal hizmet sunup kutsal topraklar için savaşan tapınak şövalyeleri kimlerdi? Tapınak şövalyeleri 1. Haçlı Seferlerinden yani 1096-1099 yılları arasından sonra 1118-1119 yılları arasında Kudüs'te Hristiyanlar tarafından kurulan bir askeri tarikattı. Tarikatın birden fazla görevi vardı. Bunlardan birisi kutsal topraklara seyahat eden Avrupalı hacıları korumaktı. Tapınak şövalyeleri Avrupa'da katı şövalyelik yasalarına uyan, muazzam servetlere sahip seçkin bir silahlı kuvvet olarak biliniyordu. Tapınak şövalyeleri kutsal topraklara yapılan seferlerde en ön sırada yer almakla kalmadılar. Yaklaşık 200 yıl boyunca Avrupa'nın siyaset ve finans dünyasının merkezinde bulundular. 1312 yılına gelindiğinde ise Papa V. Clement tapınak şövalyelerini resmi olarak dağıttı. Tapınak Şövalyelerinin Kuruluşu 7. yüzyılda Müslüman Arap kuvvetleri Kudüs'ü ve kutsal toprakları fethederek günümüzde Bizans İmparatorluğu olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu'nun dolayısıyla da Hristiyanların bölgedeki egemenliğine son verdi. Tarihçi Peter Frankopen'in aktardığına göre 11. yüzyılın sonunda Bizans İmparatorluğu Müslümanların düzenlediği seferler karşısında önemli Hristiyan kutsal mekanları dahil daha fazla toprak kaybetti. Bunun sonucunda 1. Alexios Komnesos 1095 yılında Papa II. Urban'dan Müslümanlara karşı yardım talep etti. Frankopan bu yardım çağrısı hükümdarlığı ve imparatorluğu çöküşün eşiğinde olan bir imparatorun son çırpınışıydı diye belirtiyor. İmparatorun yardım talebine cevaben II. Urban 1. Haçlı Seferi'ni başlatarak kutsal toprakların ele geçirilmesi çağrısında bulundu. İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde Fahri Tarih Profesörü olan Malcolm Barber, o zamanlar bu sefer birinci Haçlı seferi olarak adlandırılmıyordu. Tek amaç, kutsal toprakları Hristiyan kontrolü altına almaktı, diyor. Haçlı seferleri için Avrupalı soylular ile hükümdarlar tarafından yönetilen çok uluslu bir ordu kuruldu. Haçlılar, sadece Kudüs'ü değil, bölgenin çoğunu ele geçirmeyi başardılar. Bunun üzerine Haçlı Devletleri olarak anılan dört devlet kuruldu. Urfa Kontluğu, Antakya Prensliği, Trablus Kontluğu ve Kudüs Krallığı. Haçlıların çoğu Avrupa'ya döndükten sonra kutsal toprakları savunma ihtiyacı ve Hristiyanlardan, Yahudilerden, Müslümanlardan ve Avrupa'dan gelen yeni yerleşimcilerden oluşan yerel halkı yönetme gerekliliği ortaya çıktı. Barbar, Kudüs ve civar yöreler üzerindeki hakimiyetlerini güçlendirmeleri gerekiyordu diyor. Devletlerin sınırları haritada gösterilebilecek durumda değildi. Hakimiyetleri pekişmemişti. Karşı karşıya kaldıkları diğer sorunlar ise kontrol ettikleri yerlerin düşman istilasına açık olması ve kanun ile düzenin olmayışıydı. İşte bu sorunlar Tapınak Şövalyelerinin doğuşuna zemin hazırladı. Kısaca tapınak şövalyeleri olarak bilinen Süleyman Tapınağı ve İsa'nın fakir askerleri tarikatı 1114-1116 yılları arasında Kudüs'ü ziyaret ettikten sonra şehirde kalan Fransız asilzade Hugues de Payens tarafından kuruldu. Tarikatın adı o dönem kraliyet sarayı olarak kullanılan Mescid-i Aksa'nın yakınında bulunan Zeytin Dağı'ndaki Süleyman Tapınağı'nın kalıntıları üzerine inşa edildiği rivayet edilen Tapınak Karargahı'ndan geliyor. Tapınak şövalyeleri başta kutsal topraklara gidip gelen hacıları korumaktan sorumlu olan bir hayır kurumuydu. Barber limanlardan özellikle de Kudüs'e en yakın ana liman olan Yafa'dan gelen insanları korumak için devriyeler kuruyorlardı diyor. Görevleri çoğunlukla haydutlarla baş etmekti. Büyük kuvvetlere karşı savaşmak değildi. Zira bu kadar az sayıda adamla bunu yapmaları mümkün de değildi. Tapınak şövalyeleri 1120'de Nablus konseyinde Kudüs kralı 2. Baldwin tarafından resmen tanındı. Kral şövalyelere ihtiyaçları için vergi gelirleri verdi. Bundan önce şövalyeler papanın 1113'te onayladığı Hospitalier şövalyeleri olarak da bilinen Kudüs'teki Aziz Yuhanna Şövalyeleri tarikatının bağışlarıyla destekleniyordu. Jones bu hayırsever desteğe rağmen şövalyelerin fakir bir geçmişe sahip olmadığını belirtiyor. İlk tapınak şövalyeleri aslında zengin ve nüfuzlu kişilerdi diye ekliyor. Tapınak şövalyeleri iffet ve yoksulluk yemini ediyorlardı. Ancak yoksulluk yemini etmesi gereken kişilerin ilk başta fakir olmamaları gerektiğini de belirtmek gerekir. Yasalar ve Organizasyon Nablus Konseyi, Tapınak Şövalyelerinin uyması gereken 25 yasa çıkardı. Jones'a göre bu yasalar şiddet kullanımına ilişkin bir bildiri içeriyordu. 20. Kanuna göre bir din adamı nefsi müdafaa için silaha sarılırsa suç değildir. 1129'da Hux de Payens ile Claire Vaux'lu Bernard tarafından yönetilen Troyes Konseyi'nde tapınakçılar için Latin yasası olarak bilinen 68 maddelik bir yasa daha oluşturuldu. Bu yasa tapınak şövalyelerinin davranış kurallarını belirleyip şövalyelerin dindarlıkları ile gayretlerini arttırmak ve bu vasıfları sergilemek için tasarlandı. Kurallar giyimden bilinebilecek at türlerine, saç uzunluğundan sakal şekline hatta yenebilecek haftalık et miktarına kadar her şeyi kapsıyordu. Şövalyelerin kadınlarla hatta kadın aile üyeleriyle dahi herhangi bir temas kurması kesinlikle yasaktı. Ancak Barber'a göre bu kuralların çoğu sonunda yeni takipçi çekmek için esnetildi, hatta çiğnendi. Barber, ilerleyen yıllarda şövalyelerin ünü yayıldı ve üyeleri çoğaldı. Bu nedenle şövalyeler faaliyetlerine daha uygun bir Latin yasası talep ettiler diye söylüyor. Tapınakçıların sayısı arttıkça Latin yasası esnetildi. Acemilerin tam zamanlı üyeler olarak katılması gerekliliği ortadan kalktı. Bunun sonucunda bazı üyeler sadece belirli bir süre tarikatta kalıp sonradan ayrıldılar. Tarikatta savaşsın ya da savaşmasın tüm tapınakçıların üstlendiği çeşitli roller vardı. Finansörler hayır kurumunu yönetiyorlardı. Büyük Üstad tarikatın mutlak hükümdarıydı. Onun altında yardımcısı bulunuyordu. Daha sonra Kudüs Krallığı Komutanı, Kudüs Şehri Komutanı, Trablus ve Antakya Komutanı, Evler Komutanı, Şövalyeler Komutanı ve Şövalye Kardeşler geliyordu. Şövalyeler nispeten küçük bir gruptu. Zira ancak soylular üye olabiliyordu. İsa'nın fedakarlığını ve şehitliğe olan isteklerini temsil eden ikonik kızıl haçlı beyaz cübbeyi giyiyorlardı. Üst düzey subaylar olan Turkopoliyerler, soylu olmayan ve kızıl haçlı kahverengi tunikler giyen çavuş kardeşleri. Alt mareşal ise piyadeleri denetliyordu. Şövalyeler yatay siyah beyaz bir zemin üzeri kırmızı haçın yer aldığı Boşont bayrağı altında savaşıyorlardı. Barbara göre Hristiyanların inançlarını savunmak için şiddete başvurmaları fikri orta çağda tartışılan bir konuydu. Hatta Hippolu Aziz Agustin gibi teologlar İsa'nın pasifist öğretilerini dini savaş fikriyle nasıl birleştireceklerini tartışıyorlardı. Barber amaçlarına ulaşmak için savaşa başvurmaları kaçınılmazdı diye söylüyor. Bu durum Hristiyan toplumu içerisinde yüzyıllar boyunca tartışılacak bir sorunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Hristiyanlık tokat yediğinde diğer yanağı çevirmek midir yoksa Tanrı'nın mirasını savunmak mıdır? Johnson belirttiğine göre Haçlılar o zamanlar İsa'nın şövalyeleri anlamına gelen Miliate Christi adıyla anılıyordu. 1120'lerde Haçlı devletlerinde kaynaklar üzerindeki baskı göz önüne alındığında bir din adamının zaman zaman silahına davranabileceğini bu davranışından ötürü kınanmaması gerektiğini kabul etmek bir zorunluluktu. Tapınak şövalyeleri, muhasebeyle ilgilenen, savaşlara katılan ve din adamı olarak hizmet veren üyelerden oluşuyordu. 1139'da Papa II. Innocent'in Omnedatum Optimum adlı papalık fetvası tapınakçıları doğrudan papalık koruması altına alıp Latin yasasına onayladı söz konusu papalık fetvası tapınakçıları kiliseye vergi veya ondalık ödemekten muaf tutup şövalyelerin ülke sınırlarından herhangi bir engelle karşılaşmadan geçmekte özgür olduklarını ilan etti. Yani şövalyelerin Papa'nın kendisinden başka kimseye hesap vermeleri gerekmeyecekti. Tapınak şövalyeleri sayıları arttıkça tarikat da giderek zenginleşti. Tarikat Avrupa ile kutsal topraklarda yapılan inşaatları finanse etti. Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nin tasarımından esinlenen dairesel neflerle inşa edilen şapeller de bu projelere dahildi. Jones'a göre tapınakçı yapıları o kadar yaygın, örgüt de o kadar zengindi ki tapınakçıların dünyanın ilk bankacıları olduklarına dair bir efsane ortaya çıktı. Jones tapınakçıların iş tanımını daha iyi açıklayan modern terim finansal hizmet olabilir diyor. Mülkiyetleri pek çok açıdan kutsanıp iyi korunduğu için değerli eşyaları saklayacak bolca yerleri vardı. Birisi Haçlı seferlerine giderken değerli eşyalarını tapınakçılara bırakabilir. Böylece servetlerini koruma altına alabilirdi. Tapınakçılar günümüzün finans kurumları gibi birçok farklı hizmet sunuyorlardı örneğin 1100'lerin başından itibaren Fransız hükümetinin muhasebe ve denetim süreçlerini yürütüyorlardı. Tapınak şövalyelerinin sonu. Haçlı seferleri sona erip Müslüman güçler Kudüs'ü ele geçirdiğinde tapınakçılar da dahil olmak üzere askeri tarikatlar kutsal toprakların kaybından sorumlu tutuldu. Memlükler 1291'de Akka şehrini fethedince Tapınakçılar ile diğer tarikatlar Kıbrıs Adası'na çekildiler. Bu askeri tarikatların yeniden düzenlenmesi taleplerine yol açtı. Jones bu noktadan sonra muhtemelen Kudüs topraklarını yeniden fethetmek için Tapınakçıların ve diğer küçük tarikatların birleştirilmesi talep edildi diyor tapınak şövalyelerine mali borcu olan Fransa Kralı 4. Philip, 13 Ekim 1307 tarihinde Fransız şövalyelerinin topluca tutuklanmasını emretti. Mallarına ve servetlerine el koydurdu. Tapınakçılar, çarmıha tükürüp onu ayaklarıyla çiğnemekle ve yasa dışı cinsel ilişkilerde bulunmakla suçlandılar. Hatta tapınakçıların sapkın inançları olduğu gizli ayinlerde kutsal şeylere saygısızlık edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Jones, suçlayıcılar tapınakçılara karşı her türlü iddiayı ortaya atmış olsalar da bunların gerçekliğine yönelik çok az delil bulundu. Bunu 1307'deki tapınakçı duruşmalarının kayıtlarından anlayabiliyoruz diyor. Filipin tapınakçılara karşı davasında 3 ana nokta yer alıyordu. Putperestlik, çarmıha tükürmek ve tapınakçıların göreve başlama törenlerinde birbirlerini öpmeleri. Jones, bu uygulamalar hakkında çok şey biliyoruz. Zira gerçekleştirildikleri uzun ve ayrıntılı kabul töreni süreçlerinin anlatıldığı Templier yasalarının Fransız ve Katalan kopyalarına sahibiz diye belirtiyor. Bu uygulamalar müstakbel üyenin kendisini tapınakçı arkadaşlarının önünde tanıtıp barış öpücüğü ile tarikata dahil edilmesini gerektiriyordu. Törenin bu kısmında önceden herhangi bir uygunsuzluk görülmemişti. Ta ki 1306'ya Fransa Kralı 4. Filip'in tapınak şövalyelerini ortadan kaldırma girişimine kadar. İşkence altında tapınakçılar suçlamaları kabul etti. 1308'de Papa V. Clement tapınakçıların sapkınlıklarını bağışladı. Ancak tarikatın itibarı çoktan zedelenmişti. Mart 1312'de Papa V. Clement tapınak tarikatını dağıttı. Tarikatın üyeleri Avrupa'nın her yerinde tutuklandı. İki yıl sonra son büyük üstad Jack de Molay sapkın eylemlerine geri döndüğü suçlamasıyla Paris'te yakıldı. Günümüzde Tapınak Şövalyeleri Bugün Avrupa ve Yakın Doğu'da eski tapınakçı yapıları hala ayakta. Ancak bunlar vaktinde örgüte ait olan mülkiyetin sadece bir kısmını teşkil ediyorlar. Barber, tapınakçıların mülkleri batıdaki Hristiyan ülkelerinden doğu ülkelerine kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmıştı ama bu mülkiyetin tamamı ellerinden kaydı gitti diyor. Kıbrıs'a çekilirken arşivlerini de beraberlerinde götürdüler. Fakat bu arşivler ne yazık ki günümüze ulaşamadı. Geleneksel görüş arşivlerin Türkler 16. yüzyılda Kıbrıs'ı aldıklarında yok edildiğini varsayıyor. Smithsonian magazinin 2018'de yayımladığı bir habere göre esas tapınak tarikatının sona ermesinden bu yana neofaşist örgütler de dahil olmak üzere çeşitli gruplar tarikatı yeniden canlandırmaya ve tapınakçıların uygulamalarını örnek almaya çalışıyorlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.